Tailverse sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesi başlıyor. Teknoseyir'de haftalık gündem podcastine hoş geldiniz. Ben Murat Gamsız. Yanımda her zaman olduğu gibi Hamdi Kellecioğlu ve Levent Pekcan var. Nasılsınız? Merhabalar. Selamlar merhabalar herkese. Teknoseyir.com adresimiz. Adresimizle başlayalım. Yine bizi Teknoseyir ismiyle her yerde bulabilirsiniz. Evet. Bütün kanallarda. Evet. Aynı zamanda Otoseyir ve Gaben diye üye olabilirsiniz. Geçtiğimiz gündemden bugüne sadece 7 gün geçmesine rağmen araya ne çok şey sıkıştı. Evet. Dünya değişti. Evet. Geçtiğimiz gündemden biz çektik, evlere dağıldık. Ya, hemen sonra olaylar patladı. Patladı evet. Yollarda yakalandık. Doğru. Önce darbe girişimi, sonra OHAL derken biz zaten bütün hafta bundan geçti. Yani biz doğru düzgün bakamadık bile yani etrafımızda neler oldu, neler bitti. Teknolojik hala bitmiş değil zaten. Sokaklar falan akşamları hala. Tabii daha bitmedi bir şey. Canlı, her şey devam ediyor. Ya zaten teknolojinin en yavaş haftaları bunlar. Evet. Bir de üzerine böyle olaylar denk gelince pek bir şey çıkmadı ortaya bir teknoloji gündemi açısından. Öyle. Yazın zaten bizim standart yavaşlığımız. Yine bu hafta da çok fazla bir şey olmadı aslında da. Bu olayla ilgili olarak teknolojiyle bağlantılanan haberler var ama. Evet. Mesela durum çok ciddi diye bir Facebook'ta haber paylaşıldı. İşte paylaştığınız şeylere dikkat edin vesaire. Bu çok klasik. Bu böyle hani ara ara olaylar olan bir şey olduğunda yani. Evet. Şey hani bir tane vardı ya bilmem ne konvansiyonu muydu neydi? yayınladığım her şey bana aittir. Ben konvansiyonu falan. Burada bana ait değil diyor. Şeye Facebook'a ait. Ya ben ne yazarsam sorumluluğu Facebook'tadır falan şimdi, gibi bir işte birisi şaka diye herhalde bir şey ortaya atmış. Ama işte bu bilinç yaratılıyor diyorlar halkta. Sonra bunu kullanacak dolandırıcılar çıkıyor. Zaten ortalık karışık. İnsanların tabii ne olduğu, ne bittiğini anlamıyorlar ama kendine polis tüsü vermiş. Arıyor işte senden para istiyor. Hatta ben şimdi günden başlamadan önce Twitter'da gördüm. Polis asker kılığında evine gelip çocuğunuzu askere alacağız deyip alıp götürmeye çalışmışlar birininkini. Karakolu aramış. Sakın kesinlikle vermeyin. Çünkü organ mafyası vesaire falan böyle yöntemlere başvuruyormuş artık. Hmm. Yani sosyal medyada gördüklerine vesaireye çok temkinli yaklaşman lazım. Devletin kurumlarından hani en azından alabileceksen şeyleri, haberleri oralardan alman lazım. Ya bir şey olursa da karakolu arayın. Çekinmeyin evet. Yani. Olağanüstü hal falan gibi durum olunca tabii şimdi şey oluyor. Adam eve geliyor. Ya ben polisim işte bu sizin televizyonu götüreceğiz deyip götürmeye kalkıyor falan. Hani bunun hatta şey duyurusu yapıldı hani öyle iş olmaz diye devlet mercileri tarafından. Hani böyle şeyler yok atlamayın tarzında. Tabii yani bu karmaşada en çok kurt sisli havayı sever mi diye bir laf var. Herkes kendine bir avantaja çevirmeye çalışıyor. Akıllı olmakta fayda var. Paniğe kapılmayıp salim kafayla olayları değerlendirmekte fayda var. Yoksa böyle işte adam kapana gelir ya sizin arabayı ben alacağım lazım oldu falan. Öyle bir şey yok. Abi araba televizyon olsa ya adamın çocuğunu götürmeye çalışmışlar düşünsene. Biraz şehir efsanesidir ya öyle organ mafyası bilmiyorum falan öyle yok öyle şeyler ya boşver. Onlar hep anlatılan ama hiçbir zaman bir şeyi bir örneği gösterilemeyen olaylar. Aa, ben CHP milletvekilinin Twitter hesabından gördüm ama yanlış olabilir tabii. Yani onu tekrar söylüyorum. Sosyal medyada gördüğün şeylere inanmayacaksın direkt. Evet. Çünkü hakikaten orası çok kontrolsüz bir ortam. Alıp başını gidebiliyor her şey. Paylaşılıyor. Paylaşıldıkça sanki gerçekmiş gibi algılanması artıyor. Çok dikkat edeceksin. Bir fotoğraf buluyor. Üzerine yazısını yazıyor. O kadar. Hı-hı. Yani bütün ya o kadar fantastik bir dönemden geçiyorsun ki her şey olabilir. Bu tür olaylarda değişmeyen bir şey var. Vay gidene. Arada evet, bir sürü insan gitti, gidiyor. Onların ismi bir gün medyada geçiyor, sonra ikinci gün geçmiyor. Daha taze kurbanların ismi gündeme geliyor. Vay gidene.
Öyle. Kaç kişi öldü? Oluyor. Öyle. Öyle. Onlara da başsağlığı dileyelim. Evet. Şimdi tabii bizim gibi tek bir konuda yayın yapanların böyle durumlarda düştüğü sıkıntılı bir durum var. Evet. Çünkü hani dışarıda yangın var. Ortalık felaket durumda. Cehennem gibi. Sen şey konuşuyorsun. Seagate 10 GB, 10 TB disk çıkardı bu ay piyasaya hani ulaştırdı. Sen onu konuşuyorsun. Dışarıda çok daha farklı ve sert bir gerçeklik var. Evet. Hani sana diyorlar ki ya senin hani derdin bu mu? E kardeşim ama benim hani benim derdim bu. Hani hayatın biz her boyutunu ele almıyoruz. Biz bir tek 10 TB disklerin dünyasını dile getiriyoruz. Dolayısıyla biz onu konuşuyoruz. Öyle. Ötekiyle konuşan bir, çok fazla var abi zaten. Öbür türlü bir yayın zaten hani her şey hani hem 10 TB diski konuşup da hem sokaktaki rüzgarı konuşacağın bir şeyi kurabilir misin? Hani kurabilir misin dedim. O hani konsepti oluşturabilir misin? Yok bilmiyorum. Abi. Yok yok. Çok zor. Bir de dediğim çok gibi zor. Yani siyaseti konuşan zaten çok fazla yayın var. Yeterince takip edebiliyorsun. Yani işte uzmanlar var. Televizyonlara falan hemen çıkıyorlar. Bu tür olaylarda. Ama şey de enteresan mesela uzman çıkıyor hemen televizyonu anlatıyor da. Şimdi olaylar başladığı andan itibaren uzman hep televizyonda konuşuyor. Şey diyorsun ya bilgiyi ne zaman hangi arada bilgiyi alıyor da aktarıyor. Çünkü non-stop konuşmakta, aktarmakta. Neyse. Valla ben o uzmanlardan bazılarını canlı yayında izlerken arada tweetlerini de paylaştığını görüyorum. Hani bir ara oluyor? Susuyorlar yandakine geçiyor ya söz. O arada iki de tweet atıyor adam. Ya tabii sosyal ağlardaki mesajlara güvenmiyorsun da televizyonda falan gördüğüne de çok güveneceksin diye bir şey yok. Tabii canım. Yani ben mesela bir öyle bir sohbet demeyeyim de işte hani böyle tartışma programına benim tanıdığım boş beleş bir adam araştırmacı gazeteci diye bağlandı. Hani o yüzden geçeceksin bir yol. Yani Allah'ın işsizi araştırmacı gazeteci diye bağlandı. Öyle demiş. İşiniz ne? O. O. O şekilde çıkıp görüş bildirtiyor. Orada aşağıda yazıyor. İşte sarı çizmeli Mehmet Ağa. Araştırmacı. Neyi araştırdı? Çizmedir. İşte hangi yoğurdun kaymağı daha çok onu araştırdı markette. Ne diyeceksin? Güvenemezsin tabii. Öyle. Ya bir de bizi şey zor durumda bırakıyor. Biz şimdi genelde elimizden geldiğince programları biriktiriyoruz ya. Evet. Olaydan önce biz çektik. Tabii. Ne gündemde bahsedildi ne başka bir şekilde bahsedildi. Canlı yayın canlı değil. Canlı yayın değil tabii. Cuma günü biz çektik. Hiçbir şeyin farkında değiliz. Çünkü telefonları falan da zaten şey kapatıyorsun. Kapalı. Çekimdesin. Biz eve gittikten sonra anca bir hareket olduğunu anlıyorsun. Hele bir de hani karşı yakaya geçme derdin yoksa aynı yakadaysan bir şey de fark etmiyorsun. Öyle. Benim evim ofise 200 metre. O arada ne göreceğim? Ya biz de hemen metroya bindik. Metroda internet hiçbir şey yok. Yani işte, habersiz bir şekilde gitti gördüm. Biliyorsun tabii. Ya bu Facebook'taki işte insanlar tabii paylaşıyor, ediyor falan. Ya bence yani oradan nasıl bir dolandırıcılık olacak ben onu anlamış değilim de. Orada şunu söylemek lazım. Şimdi böyle işte bir Facebook profilinde bir yazı yayınlayıp da benim yazdıklarımın sorumluluğu Facebook'tadır falan gibi orada anlamında şeyler söyleyip hani sonra da hani tamam sayım suyum yok benden gitti bütün sorumluluk zannediyorsan bayağı bir hani bir titreyip kendine gelmen lazım. Öyle bir şey yok. Yok evet. Hani Facebook'ta bir mesaj yayınlayacaksın. Ben yazıyorum bunun şeyi Facebook sorumlusu. Ne güzel be. Onun da şeyi var. Farklı karikatürü var böyle. Mark Zuckerberg'in resmi var yanında polislerle. Ya. Şey diyor senin yazdıkların yüzünden beni aldılar. Ya tabii öyle bir şey yok. Hani ona güvenip de bir böyle ifade özgürlüğü kendinde görenler üzülürler. Öyle. Şimdi buna bağlı olarak tabii şu Twitter tarafına da bakalım. Ona da bu hafta onayla hesap alma işinin kolaylaştırılması geldi.
Yani vardı zaten onaylı hesap alabiliyordun da genelde ajanslar üzerinden falan hallediliyordu bu işler. Evet veya belki onlar veriyordu hani tabii çok takipçisi ünlülere. Olan bilinen kişilere. Ama ajanslar mesela bu işten para alıyordu benim bildiğim kadarıyla. Şimdi artık sana bir form veriyor Twitter. Şartları var. Ben linkini verdim. Hı hı. O ben başvurdum bile. Deneme amaçlı. Hani, demin örneğini verdiğimiz sarı çizmeli Mehmet Ağa alamıyor. Evet. Tabii. Bir medya, defa. Medya kişiliği, sanatçı falan bir şey olman lazım. Şu var, bir defa kendi isminle olacaksın. İşte profilin açık olacak. Böyle şartları var. Yani olabildiğince şeffaf olacaksın. Kimliğinle ilgili. Profil açık profil olacak. Şifreli, evet. Kapalı, yani üyelere açık sadece profil olmayacak. Siten olacak. Site olacak. O profile bağlı. Hatta bunlar kesmezse kimliğinin fotokopisini, işte şey taranmış halini falan da isteyebiliriz diyorlar. Kendinin gerçek olduğunu ispatlamak için. Evet. Öyle bir şey geldi. Ve hani reddedilirse de sonsuza kadar reddedilmiş olmuyorsun. 30 gün içinde, değil mi? Sonra yani. Bir daha tekrar edebilirsin. Evet. Bunu da söylemiş olalım. Ya bütün bunlardan daha çok benim kafamı kurcalayan bir haftadır başka bir şey var. Ne? Şimdi yıllardır biz bu spamın her türlüsünü konu ediyoruz. Evet. SMS spam bilmem ne. Şimdi bak bu SMS konusunda hiçbir şey yapmadı firmalar, şebekeler. Ne oldu? Cuma gününden beri telefona mesaj geliyor. İmza hani başbakan, imza devlet, imza Tayyip Erdoğan. Tamam da bu mesaj gönderici imza hani o gönderen kısmını adam TC devleti yazıp gönderiyor. Hı hı. Ve bu gidebiliyor insanlara. Hı hı. Bu dev bir güvenlik açığı. Evet. Evet. Yani o zaten o mesajların çoğunu da hani ben Cumhurbaşkanı'nın oturup da hani attırdığını falan zannetmiyorum. Birileri tabii atıyor. İmzaya şeyde gönderici kısmına TC devleti yazıyor. Cumhurbaşkanı yazıyor. Çünkü aynı adam şeyi de yazabiliyordu. İşte bilmem ne Alanya bilmem ne otel yazıp gönderen kısmına otel reklamını atıyordu. Aynı şey. Şimdi o zamanlar biz bunu hiç düşünmemiştik. Hı hı. Sonra fark ettik ki adam oraya işte TC devleti yazıp da mesaj atabiliyor. Her isteyen bunu atabiliyorsa sen düşün olabilecekleri. Senin bugün düşman saydığın adam da dost gibi sana mesaj atabilir o zaman bu sistemde. Ya senin. Her şey oldu. Gönderici kısmına istediğini yazıyor adam ya. Şey de yapar. Hani toplumsal büyük şimdi yaşanan gibi manipülasyonları da düşün. İşte onu olası. Hı. Nokta atıştı senin şahsına bir şeyler de olabilir. Hı hı. Adam gönderici kısmına annen yazar. Tabii. Der evli oğlum taksi hemen fırla evden gel. Yani nokta atışı da yapabilir. Hı hı. Buna benim yapabileceğim hiçbir şey yok. Senin yapabileceğin hiçbir şey yok. Buna bu telefon işletmesini, bu şebekesini işleten firmayla atacak. Hı hı. Bu kadar acizlik içindeler mi? Yani isteyen herkes senin şebeken üzerinden mesajı basıyor. Biz geçmiş gündemlerde sanki bunun yapılamayacağına dair bir haber konuşmuştuk ya. Karar çıkmıştı. Ama yok. Hani öyle kafasına göre bir şey yazamayacaklardı. Hayır, adını yazmasını şey yapacaklardı işte. zorunlu yapacak, kırılacaklardı. Sonuçta bu oluyor. Bu dev bir güvenlik açığı. Evet. Bu filanca olaylarla ülkeyle savaşa girsen bununla bu şekilde operasyon da yaparsın adamın camiası üzerinde, halkı üzerinde. Tabii. Operasyon da yaparsın. Filanca yerde yemek dağıtılıyor, toplanın ahali diye mesaj at, herkes oraya gitsin falan. Yani olur mu? Bir milyon tane bunun hani kullanmak isteyenin, kötü niyetle kullanmak isteyenin kullanabileceği senaryo çıkar bundan. Doğru. İşte bu da şeyin aynısı. Filanca otel spamıyla aynı mekanizma üzerinden geliyor bu. Bunun işte o hani firmaların hiç ses çıkartmadığı bu sorunun böyle bir boyutu olduğunu da olabileceğini de gördük ya da işte anlamış olduk, hatırlamış olduk. Bu senin dediğin o SMS'lerin başta hep değişik değişik geldi. Bana da Cumhurbaşkanı'ndan SMS geldi. Tabii ki. Başkasına başka TC de ya bunun da böyle kriz anlarında bir tane yetkilisi olsun. Hep evet. Biz bilelim ya bu oradan geliyorsa doğrudur diye bilelim en azından. Ya açıkçası şöyle bunun SMS sistemiyle bu işin olmayacağı belli. Belli tabii. Çünkü oraya e-mail için de aynı şey geçerli. Hı. Eskiden bu yani bizim e-mail ilk kullanmaya başladığımız zamanlardan kalan kurtlar. Evet. Hatırlarlar sunucuya login olup da elle e-mail gönderilebilen zamanları.
gönderici olarak oraya ne yazarsan, işte yine konuk edelim, sarı çizmeli Mehmet'e yazarsan öyle gider mail. Bir onaylaması, kontrolü yok ki bunun, bu sistemlerin. SMS de böyle. Öyle. Bu hafta olaylarla bağlantılı olarak bir şey daha oldu. Herkese ekstra kota paketleri falan verdiler. Hem de iki kere falan geldi. Evet. Yani bittikçe ekliyorlar sanırım. Evet. Evet. Şey, çoğu insanın adil kullanım kotası kalktı. Evet. Hani internet kullanan, normal kullananlar da ben çoktan açtım ama hızım düşmedi diyorlar. Ya biz de bu hafta kota üzerine falan konuştuk. Bu hafta işte her şey bize inat gidiyor ya bütün dünya. Bazı kullanıcılarda kota bu ay işletmedi Telekom. Evet. Nedir detayı ben de anlamadım. Bence bu olaylarla ilgili olarak hani iletişimi açık tutmaya çalışıyorlar. Yani özellikle cep telefonu önemli. Bilgisayar evdekilerin niye yapıyorlar bilmiyorum da. Cep telefonunda çünkü akşamları işte dışarı çıkılıyor, bir şeyler oluyor veya işte çekiyorsun videoyu hemen yayınlıyorsun falan. Belki kotaları bitiriyordur. Hı-hı. Onu mu düşündüler? Ama bak bu kadar kotaları eklemelerine serbest bırakmalarına rağmen internette bir yavaşlama olmadı. Demek ki altyapı buna müsait. Evet. Açın o zaman kardeşim şunun ucunu biraz. Valla biz bu hafta bir bölüm yayınladık. Bu kotalarla ilgili bir sohbet yapıp kendi işimizde yayınladık. Söyleyeceğimizi söyledik. Yani evet, bu altyapı bahanesi falan pek inandırıcı değil günümüzde. Öyle olsa bile orada söylediğimiz bir şey var. Ya kardeşim, bu altyapı para harcanarak güçlendirilebilen bir şey. Parayla bir hizmet satıyorsun. Yani yetmiyorsa şikayet etmek yerine, benden bir şeyler istemek yerine faturayı her ay kesiyorsun, ödüyorum. Ne lazımsa harcayacaksın, parasını alıp koyacaksın. Aynen öyle. Bu şey değil. Tabii bakalım. Biz bu kotalar falan üzerine hani bu konuda kullanıcılar tarafında olan bir yayın yaptık ama yani 100 tane yorum geliyor, 50 tanesi şey. Siz bütün dünyada kota var dediniz, Almanya'da yok yorumu. Ne diyeyim kardeşim, yani ben senin için bu yayını yapıyorum. Orada 40 tane güzel argüman var senin de tartışmalarında kullanabileceğin. Güzel şey söylüyorum, sen oradasın. Şey hala bizimle şey yetiştim. Bütün dünyada var dediniz de Almanya'da yok da. Ne diyeyim, işte öyle olsun o zaman, öyle olsun. Kolay gelsin. Şimdi internetten devam edelim. Firmalar bu hafta eğer hani şey olmasaydı, bu arada biz bu olaylar yüzünden o şey de tehlikeye girmiş olabilir. Ağustos'ta bir açıklama bekliyorduk ya BTK'dan. Şimdi her şey tabii geri plana atıldı. Alt üst oldu abi bir kere. Kadrolar zaten. Tabii, binlerce insan işinden alındı, bir şeyler oluyor. O işler, o planlar, her şey karıştı. Planlar planlandığı gibi gitmez. Gitmez gözüküyor, evet. Ama başka planlar var. Bu aslında bunun toplantısı da ertelenmişti ama bülteni yine de geldi. Fiber konusunda o Türk Telekom'u biraz da dışarıda bırakan, hatta belki ona alternatif olacak bir birlik söz konusu. Turkcell, Turksat, Vodafone ve Telkoder'le birlikte bir şey. Yeni bir şirket kuruyorlar. Fiber kablo döşenmesi için. Bir araya gelecekler. Bunun toplantısı aslında biraz komik oluyor ama önümüzdeki hafta yapılacak. Hani bülten şimdi geldi ama. Ve açıklanacak orada detayları. Maksat Türk, yani Turksat falan da var hani bu iş içinde. Uydunet altyapısından biliyoruz. Maksat Telekom'a bir alternatif oluşturmak. Biliyorsunuz Telkoder'in başından beri söylediği şey, Telekom bizi yolumuzu tıkıyor fiber döşeme konusunda. İşte kendi hatlarını paylaşmıyor. Artık hani demek ki bir ciddi bir adım atılma konusunda bir şeyler yapılacak. Ciddi bir alternatif olur sonuçta. Bir araya gelen firmalar küçük firmalar değil. Öyle ama İnşallah iyi olur sonu. Yine Telekom da hani biraz da hani devlet sayılabileceği için yani bu şeyi nasıl aşacaklar bilmiyorum. Sonuçta izin vermiyorlar adamlar kazılmasına yolun mesela. Bunu nasıl aşılacak? Turkcell zaten istiyordu böyle bir şey olsun, evet, diye. Evet, Turkcell istiyordu. Ama tabii Turkcell şey diyordu, böyle bir şey olsun, ben elimdeki şebekeyi bu ortak firmaya devredeyim diyordu. Evet. Peki öyle olduğunu zannetmiyorum. Yok, bu o değil, evet. O şeyi de davet ediyordu çünkü Telekom da gelsin diyordu. Evet, burada evet. Telekom dışlanmış durumda artık. Dışlanmış demeyelim, yer almamış, katılmamış. Evet. Belli olmaz, ileride onlar da belki katılır. Yani abi anda genişlemiş onu. İşte detayını öğreneceğiz haftaya daha detaylı bir şekilde.
Ya şimdi en güçlü olan taraf tabii ki küçüklerle ortak işbirliği bilmem ne istemez tabii evet. ki. Yani bu böyledir. Türk Telekom'un elindeki hat, arkasındaki devlet gücü o kadar fazla ki adam tabii ki tutup da bu konuya zerre yatırım yapmamış Vodafone'la niye işbirliği yapsın, şey yapsın? Bu piyasa, hani bunlar rakip firmalar. Doğru. El ele verip de kullanıcının refahını arttıralım diye bir misyonları yok ki. Para kazanalım, rakipten daha çok kazanalım. Evet, ama bu işte beklentileri var. Bir noktadan sonra da haksız rekabet denen bir şey başlıyor. Yani çok aşırı isteklerde bulunuyor Telekom hatlarını kullandırmak için. Öyle. Ama işte dediğim gibi bazıları da yatıyor. Şimdi mağdura yatmak hep kazandıran bir şey bizim ülkemizde, ama artık bu ticarette büyük bu paraların döndüğü sektörde de bu olmasın yani. Harcasaydı bazı firmalar gerekli yatırımı kesinlikle yapmamış durumda. Sadece ağlıyorlar. Onlar da elini cebine atsın. Firma, bu dediğim firma köşedeki Mehmet Bakkal Efendi Mehmet değil. Uluslararası firma. Yok değil parası. Yani yapsın, harcasın o zaman. Bakalım. Android Nougat ile Verified Boot özelliğini kullanmak mecburi olacakmış. Şeyler, custom firmware'ler hepsi ne olacak? Hepsi zora düşecek. Çünkü bunu aşman gerekecek o zaman bir de hani yükünü evet. yükleyebilmen için. Ya bu bir aslında güvenlik önlemi. Eskiden beri var ama zorunlu değildi. Yeni gelecek Android önlemi şeyle, sürümüyle birlikte bunu zorunlu hale getiriliyor. Anladığım kadarıyla. Öyle, öyle. Yani herhangi bir, sen biraz işte güvenlik önlemi dedim ya, bir uygulama yüklüyorsun. Senin açılışında bir şeyleri değiştiriyor. Sen farkına bile varmıyorsun verdiğin izinler sayesinde. O her açılışta bir şeyler yüklüyor mesela. Evet. Şimdi bu değiştirdiği için bozulmuş diyecek. Belki izin vermeyecek açılmaya. Bu bir yandan güvenlik açısından iyi mi? Ama bazen de işte bazı hatalar, uygulama hataları falan telefonun açılmamasına neden olabilecek diyorlar. Hani iki taraflı bir durum var. Bakalım göreceğiz gerçek hayatta nasıl bir çünkü süreçle karşılaşacağız. Çünkü uygulamanın bir hata yaptı, dosya bozuldu, bir şey oldu. O onu değişiklik olarak algılayıp güvenlik açığı diye belki işte açtırtmayacak telefonu sana. Ünlü Twitch yayıncısı Counter-Strike Go'da kumar işine karıştığı için Twitch'ten atılmış. Geçtiğimiz haftalarda zaten hani bunu söylüyorduk. Bayağı sağlam gidecekler üstlerine diye, ama daha da hani derinleşti olay. Evet. Yani öyle sadece kumar siteleri var değil. Adamlar kumarı da oynatan şeyler varmış böyle bireysel olarak. Ya işte sahipleri ya işte iştirak ediyorlarmış. Twitch'te bunu bir şekilde hani tespit edilince bu adamları atmış ki hani adamlar şey yani milyonlu takipçiler bu attığı kişide. Evet. Bir şekilde bağlantı kurmuşlar. Hani alenen arada ilişki yok ama bir şekilde bunun kumar sitesiyle ilişkili olduğunu ispatlamışlar. Twitch'in 7. en büyük streamer'ıymış adam. Yani. Ya bu bir oyun. Artık hani çocuğundan büyüğüne herkesin bildiği bir oyunu ne hale getirdiler? Evet yani abi. Bunun da, bu da bunun da sorumlusu vardır. Başkası bence de değil. Kesinlikle. Şey de bu işin yolunu açtı. Team Fortress'le bu item sandık bilmem ne işini başlattı. CSGO'da maalesef bayağı bir bataklık haline geldi. Abi bu para kazanmak için iyi bir yöntem aslında firmalar için. Firma ama için iyi ama şimdi işte şeye dönüşüyor. Sen bir yerde bir ekonomi yarattın mı onun türevleri hemen oluşuyor. Yani ne kadar uğraşırsan uğraş oluşacak yani. Hani bunların üzerine gidiyorlar da bu adam bu işi bırakacak mı? Gene gidecek başka bir şey yapacak. Yani bunun kaçarı ama yok. Ama sen de işte böyle insanlara buna çanak tutmayacaksın. Evet. Yok işte sandık çıktı da içinden random item düştü falan. Bunları, bu mekanizmaları sundun mu? Tabii. Bunun üzerine dünya kuruluyor. Ama işte daha çok para kazanmak için yapıyorlar onu da. İşte yapıyor da hani simit sat onurlu yaşa diye de bir olay var. Hani o zaman direkt tamam şey kumarhane kursun daha hakikaten çok kazansın. İşte böyle bir şey yok. Kumarhane kurmuyor ama yanlış şey olarak çünkü öyle. Çünkü kumarhaneyi kurduğun zaman onun hemen senin bir sürü şeyin kısıtlanıyor. İşte çocukları, çocuğu koruman gerekiyor. Girmemeleri gerekiyor. İşte uyarı gerekiyor. Yurt dışı sitelerde de böyle sırf senin Türkiye'den bahsetmiyorum. Bu gizli kumar. Yani kumar gibi gözükmüyor sanki ilk başta. İşte Counter-Strike oynuyor bir sürü çocuk. Ama bir yandan abi bakıyorsun yok hayır gerçekten kumarın mantığıyla işliyor. Bir oyuna karakterler arası item
aktarabilme ekledin mi iş onun borsası başlıyor kardeşim. Evet. Şeyli underground ya da işte Diablo'daki auction house falan gibi oyun içinde kurumsal olarak başlıyor. Bak Destiny'de kendi karakterlerin dışında hani başka oyuncuya karakter ya da eşya aktarma yok. O oyunun şeyi yok. Bir tabii. Borsası yok. Hı-hı. Bir şey yapamıyorsun. Öyle. Ama buna izin verdin mi tabii ki şey olacak. Hani arkadaş arasında bile olsa bunun bir ekonomisi doğacak. Hı-hı. Arkadaş arasından hemen çıkar abi o. Yani ekonomi bunun, oldu mu oradan para kazanma fırsatı oldu mu hemen onu kullanır birileri. Ama arkasında şey geliyor işte. Bugün işte Steam'de hesap çalma, başkasının hesabına girme falan olaylarının arkasında yatan neden 6 ay önceki falan bir yazıya göre şeydi. Team Fortress eşyaları. Hı-hı. Çünkü adamlar şeyi takip ediyormuş. İşte adam sürekli oynuyor mu? Bir zamanlar oynamış da sonra bırakmış mı falan. Ondan sonra şey yapıyor. Mesela illaki hesap hack'i falan da değil. Sosyal mühendislik numaraları. Hı-hı. Mesela Team Fortress'i adam 5 sene oynamış ya da oyun kaç zaman 5 sene olmuştur çıkalı. Olmuştur. İşte 5 sene önce oynamış. 3 ay oynamış, bırakmış. Loglardan gözüküyor. Fakat adamın inventory'sini görebiliyorlar. Adamın elinde şansa bala düşmüş bayağı yüksek bir eşya var. Bu adama sosyal mühendislik hileleriyle mesela yaklaşıp elindeki o eşyayı almaya çalışıyorlar. Ya hani sana zaten onu yok öyle de demiyor hani o farklı yalanlar söyleyerek. Hani nasıl başka birileri 80 yaşındaki 90 yaşındaki teyzenin elindeki işte paşa dededen kalmış sehpayı almaya çalışıyor günümüzde şu anda bir yerlerde. Teyze bu çöp diyerek. Evet. Aynı şey işte onun o tür yöntemlerle senin oyundaki eşyanı senden almaya çalışıyor falan. Seni dolandırıyor bir anlamda. Çünkü işte bunun ekonomisi var. Hı-hı. Kazandırıyor. Öyle. Tamam hani olmasın oyunların gerçek dünyayla bir bağlantısı olmasın bu saatten sonra diyemezsin ama en azından dediğim gibi hani böyle şey işte şansa dayalı oyunun içine böyle lotarya şeyler ekleyip de teşvik etmenin alemi yok. Öyle. Ya da işte hakikaten bazı şeylere bir iki tane yani çok az eşya düşürüyorsun. Millet onun için para vermeye razı oluyor. Bu hale getirme. Tabii ki. Yani bir şey yine az bulunur olsun ama hani o kadar da az bulunur olmasın mesela. Ya öyle yapacaksın ya da bu düşen şeyleri falan bir şekilde beceri şansa değil beceriye bağlayacaksın. Heh, ya da. Yani o kadar o yüzden yayılmayacak. Evet. Düşünecekler. Düşünecekler. Zaten Valve herhalde tutuştu da o yüzden böyle oluyor şu anda bunlar artık hani üstlerine gidiyorlar. Tabii ki. Çünkü bir de Murat şimdi senin benim için hani oynuyorsun işte item düşüyor. İşte biz Destiny oynuyoruz. Yok işte mor düştü, yeşil düştü falan filan. Geçi kapatıyorsun. Konsolu kapattığımda unutuyorum bile. Ama şimdi genç insanlardan söz ediyoruz. Bayağı hani genç çocuk yaşındaki, kategorisindeki insanlardan söz ediyoruz. Onun tabii bakışı şeyi daha, onu sahiplenmesi, algılaması daha farklı. Adam işte bu Night Online'da falan neler oluyor biliyorsun. Hani oyunun dünyası şeyinde, camiasında. Karakter çalmalar, bilmem neler. O öyle hani senin gibi ha işte ya düşmedi ya alamadım falan deyip geçmiyor işte çocuk. Takılıyor o konuya. Hırslanıyor. Devamlı bunu düşünüyor, ediyor. Bir uyduruk ekrandaki kılıç için, gerçek hayattaki değil, ekrandaki kılıç için olay suça kadar gidiyor. Bir öyle. De bundan para kazananlar ya. O da ayrı. Öyle. Oyunları kirletmeyelim böyle ya. Oyunlar oyun kalsın. Oyun kalsın, evet. Çin'den bir haber. Çin reklamcılıkla, internet reklamcılığıyla ilgili bir düzenleme yapıyor ve Adblock'u bu düzenleme içinde yasaklamaya karar veriyor. Evet. Ya düzenlemenin geneli iyi. Hani yaptığın reklamlar düzgün olacak falan filan vesaire bir sürü bir şey var. Ama arada cımbızla çekmişler bir şekil. Reklamları yasaklamaya yasak gelmiş. Evet. Öyle diyelim.
Çok. Yani orada o kadar çok şey yasak ki. Evet. Bir de bunun araya karışması çok garip bir şey değil. Adblock sisteminin yapımcısı da şey diyor. Biz diyor Çin'den şeyi çekelim. Uygulamamızı çekelim de hani insanlar suç işlemiş olmasın bizim yüzümüzden diye öyle bir düşünce. Hani bir henüz uygulamaya geçmiş bir şey yok da düşünce dile getirmiş. Evet. Ya şey olabilir şimdi reklamcılara yönelik böyle işte yeni kurallar falan filan derken onlara da bir böyle şey iyi bir şey hani ya bak sizi de yani kolluyoruz evet. Hani. Ama abi Çin hükümetinin öyle bir şeye ihtiyacı yok ki adamlar ne zaten yok çünkü ne bir deseler şey, oluyor hani yani. Açıklaması yok. Hani reklamcıları ikna şey edelim demek zorunda değiller. Nasıl takip edeceksin? Kim kullandı, kim kullanmadı? İki tarafı da nasıl takip edeceksin? Belki de şey o Çin hani adam diyor biz kendimiz çekelim. Belki de hani yarın öbür gün Çin diyecek yani bunları kaldırın diye ya da işte kendisi engel olacak bir şekilde indirilmelerine. Herhalde o zaten öyle bir yasak kullanımı yasaksa onu tabii hani Çin marketinde tutturmazlar. Tutturmazlar evet. Çok garip bir haber bu. Evet. Nvidia'dan haberler. Tegra'yı biraz unutmuştuk. Yeniden gündeme geliyor. Gelecek ay yeni Tegra duyurulacak. Bu ilginç bir gelişme fakat tabii bu yongalar birilerinin bunu kullanarak ürünler üretmesi lazım. Evet. Yani gidip çarşıdan alıp tabletine takamıyorsun. Bir ihtiyaç vardı. Yani Tegra 2, 3, 4 hepsini gördük, kullandık. Daha sonra bu K'lar, X'ler falan çıktı. Onları pek görmedik. Onları zaten hani hemen hemen hiçbir üretici ürünlerine entegre etmedi. Evet. Nvidia kendisi kullandı sonuçta. Kendi Shield serilerinde. Yeni bir Tegra'da evet zamanı gelmişti. Fakat acaba görebilecek miyiz hiç? Evet. Bu yeni Tegra'lı bir bilgisayar, bir tablet görebilecek miyiz? Çok hani detayları şu an çok kesin değil ama şey orada hani heyecan verici şey Pascal mimarili bir GPU'dan söz ediliyor. Evet. En yeni. Evet. Grafik mimarisi. Merak ediyoruz tabii ki. Çünkü Tegra Tegra 3 4 birazcık artık yaşlı kaldı. Günümüz için. Öyle. O aradaki X'leri, K'ları göremiyoruz bir türlü. Göremedik. Üreticilerin benimseyeceği yeni bir Tegra güzel bir hareket getirir. 16 nanometre. Tabii 16 nanometre. Güç tüketimini de etkiler. Ama bakalım ne çıkacak altından. Öyle. Ama gelecek ay duyurulacak şeylerden bir tanesi yine daha da heyecan verici Titanix. Pascal'ın hani 1080'de zaten tepeye vurmuştu ama daha da iyisi geliyor. İyice yüksek düzey bir ekran kartı. Evet. Fiyatı da 1080'in de iki katı galiba. Tam, onun da tam iki katı. Evet. $1200 olacak. Alacak olan vardır. E tabi. Bu Titan serisi öyle bir şey ki hani biz şey diyoruz ya, ya vitrinde bakarız anca falan. Bunu vitrinde bile görmüyorsun. Evet. Ya bunlar genelde ön siparişle falan gelip biten ürünler. Öyle öyle. Ama bayağı fark var. Yani 3584 çekirdeğe çıkıyor 2560'tan. Şey yok hala, HBM yok. Yine GDDR5X ama 12 GB. Saat hızları biraz daha düşük ama sonuçta o kadar çok evet. Çekirdek artışı var ki onu kapatıyor. Şimdi bu kartlar çok çok pahalı oldukları için ve haliyle az satılacağı için bunu getirip de kimse deposuna doldurmaya cesaret edemiyor. Yok. Bir de ne olacak şimdi bu işte Titanix şöyle böyle de işte bak eski Titan da çıktığında şöyleydi böyleydi. Ya. Şimdi yüzüne bakmazsın şey dersin ya 1080 olsun falan 1080 yok muydu bunun yerine dersin. Dersin. Bu da ne olacak seneye ya işte bende de Titanix var olacak. Aynen. Tamam süper bir kart ama grafik teknolojileri de en hızlı ilerleyen teknolojinin kanatlarından yollarından birisi. Öyle. O yüzden hani buna Türkiye'ye gelmez. Normal. Tek tek gelir. Önden ön sipariş parasını önceden alıp da getirirler. Normaldir. İlk Titanix şey ilk işte 10 tane gelmişti. Hmm. Ve hani şeye
sırf vatan getirebilmiş. Ve satıldı da. Şey diyordu. Mağazaya girmedi bile, hani öyle satıldı. Yani 10 tanesi. Öyle. İşte kısıtlı bir şey kitleye geliyor. Vallahi kıskanıyoruz. Bizi ne ilgilendiren diyeyim? Kart aslında 1060. Onunla ilgili bir haber yaptık, evet, da geçen hafta. 1030 lira olacak demiştik hani Nvidia'dan alınan fiyatlar. Bu hafta kartlar geldi ve fiyatı 1500 lira oldu. Tabii bir infial yaşandı ya, hani 1030 lira olacaktı da 1500 ne? şöyle, ben onu hani araştırmasını yaptım. Bir defa sadece ve sadece Asus'ta var kart. O da hani şey Strix serisinden, yani 1080'nin 80'in, evet, bir de en uç noktası. Rakiplerinden önce getirmişler. Pahalı bir kart. Zaten pahalı bir kart. Biraz da şey avantajını kullanıyor. İlk pazara girmenin avantajını kullanıyor. Diğer rakiplerden henüz ses yok. Onlar da Ağustos başı gibi geleceklermiş. Ben 1500'e 1070 alamıyor muyum? Alamazsın. Alamıyorum. Yok, üstüne koyman gerekir ama insana şeyi sorgulatır. Fiyat farkı. Ya 1070 alırsın, daha geçersiniz, sorgulatacak bir fiyat bu. Ya şimdi bu Nvidia'nın biliyorsun o kartların fiyatını belirleme bir yetkisi yok, falan tabii, yok. Hani, Nvidia böyle bir gündeme gelmek için mi, yoksa bunu basın mı yapıyor bilmiyorum. Böyle bir fiyat duyurma şeyi başladı son iki nesildir. Tutmuyor, tutamaz, tutmaz. Dolar arttı abi en basit. Yani, tutmaz. Hani. Nvidia en fazla orada hani belki şey yapabilir, tavsiyede bulunabilir tavsiye falan ama fiyat, zaten, evet, fiyat falan belirleme yetkisinde değil Nvidia. Ama burada çok fark var ya. Çok hani fark 1030 olur dersin sen, 1100 olur. Hadi bilemedin 1200 olur da 1500 ne abi? Ama işte sebebi, evet, ilk ürünün biraz özel olması. Ürün hem özel hem de şey, ilk gelen ürünler işte Asus orada birazcık onun keyfini yaşıyor. Uzun vadeden diğerleri falan geldikçe daha aşağılara inecek. Evet, Nvidia'ya sordum ben. Onların da cevabı o şekilde oldu. Hani rakiplerin Ağustos'taki ürünleri geldiğinde bizim açıkladığımız fiyata yakın ürünler olacak diyor Nvidia. Arada tabii kur geçen haftadan bu haftaya o da dolar kurunda da ben 1030 olacağını sanmıyorum abi. Ciddi dalgalanma oldu. Evet. 1000 liradan uzaklaşırsa eski neşemiz kalmaz. Aynen. 1030 tam 1000 lira desen ona, 30'unu da pazarlıkta indirdin. 1000 lira çok güzeldi 1060 için. Evet. Çok güzel bir fiyat düzeyiydi. Ama geçtin mi insanlığın ilgisi de zaten azalacaktır. Artı rakip elimdekiyle var, idare edeyim diyenler çoğalacaktır. RX 480 var abi rakip bir yandan. Tabii ki kendi şansını deneyecek. 1060 şenliği yaşanmaz. Evet, bu fiyatlara yaşanmaz. 1500 liraya yaşanmaz. Intel'de ufak ufak 7. nesil Core serisine geçiyor. Kaby Lake. Evet. Laptop üreticilerine gitmeye başlamış. Sevk edilmeye başlamış. Yani sonbaharda bu bilgisayarlar gelir. Çarşıya, pazara gelir. 7000'li işlemci numaraları olacak, evet, bunun. Ha, acelen yoksa, henüz bilgisayar almadıysan, almayı düşünüyorsan bekleyebilirsin artık. Çok da bir şey kalmadı yani. Sonbaharı bekleyebilirsin. Ha, bunun yarattığı şöyle bir yan etki oluyor. Eldeki laptopların çıkarılması için güzel kampanyalar oluyor. Evet, tabii ki ondan kurtulmak isteyecek haklı olarak bütün firmalar eldeki stoktan. Vallahi merakla bekleyeceğim. Evet. Seagate'den bir haber. 10 TB kapasiteli Barracuda Pro diskini duyurdu. Evet, Seagate bu hafta 2 ürün duyurusu yaptı ama pek hani bülteni falan düzenli gelmedi. Bir de bu 10 TB kapasiteli Barracuda Pro. 10 TB'lık ilk disk değil bu ama bu hani diğer 10 TB diskler şimdiye kadar işte büyük kurumlar için üretilmiş falan disklerdi. Bu artık hani normalde gidip çarşıda, bilgisayarcıda bulabileceğin, vitrinde görebileceğin bir disk. Barracuda Pro. Genel kullanıma yönelik bir disk. Önemli gelişme dolayısıyla. Hı hı. Gayet önemli bir gelişme. 7200 RPM. Saniyede 200 MB'dan fazla aktarıyormuş. İyi. Bu mekanik diskler için çok iyi bir değer. Amerika'da fiyatı 535 dolara sitelere girmiş. Gigabyte başına 5 cent. Gayet iyi. Çok iyi rakam. 10 terabayt tek bir disk. Oldukça etkileyici. Ama
şimdi bunu bana kullan diye versen ben oturup kara kara düşünmeye başlarım. Çünkü güvenemeyeceksin. 10 terabayt bütün yaşamını, dijital yaşamını dolduracaksın. Bir gün sabah düğmeye bastığında tık 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 edecek. Ya. Gitti. E bunun yedeğini almak lazım. O kadar verinin yedeğini almaya o kadar diskler. Bir şey gerekiyor. Disk gerekiyor. Dolayısıyla şey bayağı bir yatırım. Öyle. Ha ama tabii şimdi konuşuyoruz bu 10 terabayt işte 2 sene sonra buralarda kenarlarda falan yatıyor, sürünüyor olacak. Tabii. Normal. Bu gelişme normal. Bundan... Arada bir de Samsung da 4 terabaytlık SSD çıkardı. Ha, evet doğru. Hani normal 2,5 inç büyüklüğünde 850 Evo. Çok pahalı bir şey o tabii. 4 terabayt. Pahalı ama var. Var. Hani bir yandan da eskiden öyle bir şey yoktu, şimdi var. Sen bugün 4 terabaytla başka bir disk ihtiyacı duymadan bayağı kullanırsın. Tabii bayağı çalışırsın. Seagate arada şey yaptı. Western Digital gibi bu hafta renkler duyurdu. Hmm. Gerçi onlar rengi öne çıkartmıyor. Onlar serilere isim vermişler. İşte Iron Wolf, Barracuda Pro, başka öyle bir kartallı falan galiba bir şey var. Ama onların birer de rengi var. Fakat işte renkten bahsetmiyor. Ama şimdi Seagate'de bir yandan da Seagate'de şöyle sataşmak lazım. Şimdi bu hidrojenli disklerde Seagate biliyorsun dalga geçti. Ya onunla olur ya. Mu işte hidrojenin fiyatı devamlı değişiyor o işe girilir mi ya falan dedi. Sonra kendisi yaptı. Renkte de Seagate WD'ye dokunduruyordu. Reklamlar veriyordu bu iş renklere bırakılmaz falan güvenlik. Renge renk değildir falan gibi reklamlar veriyordu bariz rakibine sataşma reklamı. Şimdi bakıyorsun onlar da her seriye başka bir renk seçmişler, atamışlar. Olmuyor ama hep böyle döküldüğünü yalamak da yakışmıyor dev bir firmaya. Barracuda, Iron Wolf, Skyhawk. Barracuda bizim tanıdığımız. Barracuda yeşil. Iron Wolf NAS cihazlar için kırmızı. WD'de de aynı şey seri kırmızıydı. Skyhawk'ta WD'deki morun karşılığı. Kamera kayıt cihazlarına özel. Ama diskler. İsimler çok şekilmiş ya. Öyle hepsinin maskotu falan da var öyle. Bayağı bir çalışma yani yapılmış. Disk mi alıyorsun, süper kahraman mı alıyorsun belli değil. Kırmızıda bir ortak akıl oluşmuş. Kırmızı harici depolama cihazlarına uygun diskler iki firmada da. Yeşilde birazcık bence iyi seçim değil çünkü WD'de yeşil, hani Green serisi düşük performanslı ama ucuz. Evet. Seriydi. Az güç tüketme falan. Şimdi Seagate, Barracuda gibi iyi serisini yeşil atamış, kafa karışıyor. Neyse işte firmalar ürünle. Sonuçta mekanik disk hala gayet güçlü şekilde gidiyor. Evet. Şey yapamazsın, ihmal edemezsin, görmemezlikten gelemezsin. Tabii. O Samsung tamam 4 şeyi... 4 terabayt SSD'yi çıkardı ama Amerika'da 1500 dolar. Ya. Amerika'da 1500 dolar. Ama ufak ufak laptoplarda unutuyoruz mekanik diski. Evet, hepsi M2 ile geliyor mutlaka. Yenileri. İnceliğinden artık şeyinden mecburen zaten. Farklı bir şey gerekiyor. Ama bir yandan da güçlü laptoplarda şey başladı. Bizim hep masa üstünde insanlara tavsiye ettiğimiz SSD artı mekanik disk. Evet. Bu artık oldukça ince dizüstü bilgisayarlarda bile bu kurulum gelebiliyor. O da hoş oldu. Evet evet. Orada da şeyi unuttuk. Yavaş disk kalmadı mekanikte. Eskiden mekanik disk çok yavaş olurdu laptoplarda. 5400 RPM falan evet. Olurdu. Şimdi yok bayağı okuma yazma rakamları 100 megabaytların üzerinde yani. Ya depolamada işler iyi gidiyor. Evet. Denebilir. Kapasiteler artıyor. Evet, bu haftanın önemli haberlerinden bir tanesi de Japon Softbank'in mobil işlemci devi ARM Holdings'i satın alması oldu. Kendileri bile şaşırmışlar. Biz bunu nasıl aldık diye. Hissedarları tabii şimdi ya bu para nasıl olacak? 31 milyar dolar. 31.4 milyar dolara. Tabii bu ARM hani çarşıya gidip ARM
ARM işlemci satın alamıyorsun. Yok. Burası daha çok işlemcileri tasarlayıp kağıt üstünde oluşturduğu ürünü lisansını satan, üretme lisansını başka firmalara, o mühendislik ürününü başka firmalara lisanslayan bir firma ARM. Gidip kendisi bir şey üretmiyor ya da kimseye bir şey satmıyor. Ama herkes onun müşterisi. Dolayısıyla işlemci dünyasında özel bir konumu var. Yaptıkları açıklamada şey demişler zaten, bu Internet of Things olayı, geleceğin olayı. Tabii. ARM'da zaten bu alana özelleşmiş işlemciler üretiyor. Biz bu işte olmak istiyoruz diyor adamlar. SoftBank'ın yorumunu sevdim. Adam şey diyor ya, önümüz bu sene diyor sayılar küçük olacaktır. Seneye de sayılar, hani elde edilen kar şey anlamında sayılar küçük olacaktır ama diyor biz 10 sene sonrasını düşünüyoruz. 10 sene sonra inanılmaz sayılar konuşuluyor olacak. Biz diyor onu düşünerek bu hamleyi yaptık. Evet, yani uzun vadeli. Bu zaten 30 milyar dolar harcıyorsan da uzun vadeli düşünmek zorundasın. Evet. Dünyanın en büyük torrent sitelerinden Kickass Torrents'in kurucusu tutuklandı bu hafta ve siteleri kapatıldı. El kondu domain alan hatlarına, sitelere erişilmiyor. Ama tabii hemen internette kapatamayacağın için tabii alternatif aynı sitenin şeyleri, alternatifleri çıktı ortaya. Ama bu adam 30 yaşında, Artem Volin diye bir adam. Ukraynalıymış. Amerika işin peşini ciddi şekilde takip ediyor. Evet. Çünkü çok büyümüş. Çok büyümüş, evet. Hani bir torrent sitesi olunca biraz yeraltı falan olmasını bekliyorsun. Bu site o kadar büyümüş ki dünyada en çok ziyaret edilen sitelerden. İlk yüzden. Birisi haline gelmiş. Kaç? İlk yüzde hani site, adamın yani, sitesi. Dolayısıyla ilgi çekiyorsun üzerine. Ve günlük kazancı da hani birkaç bin dolar seviyesinde. Ya şöyle, tutuklayan Amerikalı yetkilinin tahmini yıllık 16 milyon dolar kazanıyor diyor. Ya çok fazla bir rakam hani. O birazcık bir BSA'nın hani hesapları var ya, evet, şu kadar zarara uğradı yazılım. O zarara uğradığı diye rakam yıllık 1 milyar dolar. Onu da hesaplamış. O başka. Ya çok, o hesabı yapmak çok ya kolay. Ya şimdi nereden yola çıkmışlar biliyor musun? Reklam vermişler adama. Zaten öyle takip ediyorlar. Günlüğü 300 dolardan reklam veriyorlar önce. Adam bir Litvanya hesabı veriyor. Oradan takibi alıyorlar. Sonra birkaç gün geçiyor. Başka bir adam günlüğü 1000 dolardan 3200 dolara kadar çıkan fiyatlarla, bak günlüğünü, reklam veriyor. O zaman da gidiyor Estonya'da bir banka hesabı veriyor. Yani adam tutuklanırken de Polonya'da tutuklanmış. Adam Ukraynalı. Yani böyle Doğu Avrupa şeklinde takılıyor bankalar oralardan çeşitli. Amerika'nın tabii anlaşmaları var bu devletlerle. Gerektiği zaman işte bilgi paylaşımı vesaire. Adamı bir şekilde kıstırıyorlar. Adamın yakalanma şekli de şöyle. Bir Apple. Evet, adam bak yakalatan. Yasa dışı hani download sitesi işletiyor ama gidiyor iTunes'tan parasıyla alışveriş yapacağı bir hesabı var. Buradan o şeyi görüyorlar, Apple ID'sini. Adam şöyle bir hata yapıyor. Bu aynı maili kullanarak Facebook'taki Kickass Torrent'e falan bağlandığını fark ediyorlar. Adamın ilişkisi bu şekilde kuruluyor. Takipteler çünkü. Evet. İspatlıyorlar o sayede. O e-mailler bir dökülüyor. O bir bakıyorlar, bu adam sürekli şey Kickass Torrent'in şey yönetimiyle ilgili yazışıyor. Bugüne kadar pek ortaya çıkamamasının sebebi de paravan bir şirket kurmuş bu adam. Hmm. Şirketin bütün çalışanları başka bir iş yapıyor gibi gözüküyor. Ama aslında paralelden Kickass Torrent'i yönetiyorlar. Bu adam da bunun arkasında saklanıyor. Ama işte kişisel bilgilerinden, adamın maili ortaya çıkınca iTunes üzerinden Apple'a verdiği o mail sayesinde ve o maili başka yerlerde de kullandığı için adamla ilgili hiçbir şüphe kalmıyor ve operasyona başlıyorlar. Ve yakalıyorlar adamı. Tabii şu anda şey diyebilirler ya, biz girebiliyoruz ama şey, başka adresler açılmış hemen ve bu adamın işte kurtarılması için hatta kampanya başlatmışlar. Change.org'da kampanyası bile var. Evet. O kampanyayı da falan olacak bir iş değil. Eğer dediğin kadar ilişkilendirdilerse zaten Amerika hemen suçlu transferi şeyini başlatmış. Tabii. Polonya'da yakalandı dedim ya. Alırlar bunu, senelerce yatırırlar içeride. Yani. Bu işin şakası yok. Öyle ama işte hemen mirrorlar oluşturulmuş. Mirrorlar oluşur, o ayrı. Bu hani kavga hiç bitmeyecek. Bitmeyecek tabii canım. Kickass biter. Bilmem ne, X başlar, Y başlar. Dosya host etmiyor ki zaten. Host etmediği için çok kolay. Hani özel bir durumu var.
Pek de bir şey olacağını zannetmiyorum. Pilot Bay'ciler ne oldu? Hepsi özgürlük savaşçısı falan ilan edildi. Bir şey de oldu yok. Abi işte bu Kim.com'a bile adama engel olamadılar yani. Değil. Adam yine geri gelecek. Ya, ama işte zorluyorlar. O da kaçtı, Yeni Zelanda'ya gitti, bir şeyler oldu falan. Ne olsun. Vergiden şey yaparlar, klasik Al Capone muhabbeti. Hani telif hakkından falan evet. Bir şey tutturamaz ama başka bir açığı vardır. Gelir vergisinden. Oradan tuttururlar. Evet. Samsung Huawei'ye patent davası açılmış. Bu haftanın patent haberi de o herhalde. Apple ve Samsung'dan sonra üçüncü büyük üretici Huawei. Samsung hoş geldin aramıza diyor. Geçen hafta da konuşmuştuk. Huawei de ona bir patent davası açmıştı. Gerçi 24 milyon dolar mıydı? Hani küçük falan diyorduk. Biz daha büyük rakamlara ulaştık. Şey tam belli değil. Samsung ondan ne istiyor belli değil ama muhtemelen bunlar birkaç sene sonra karşılıklı anlaşıp davalardan vazgeçildiğini falan konuşuyor olacağız. Bu büyük firmalar arasında olan bir şey. Evet, o da 6 tane patentimi sen ihlal ettin falan diyormuş. Çeşitli telefonlarda. Clash of Kings forumu kırılmış. 1.6 milyon hesap uçmuş. En çok oynanan oyunlardan biri internette. Evet. Forum eski. WeBullet'in eski bir sürümünü kullanıyormuş. Çok bilindik de bir açığı varmış. Güncellemedikleri için çok rahat bir şekilde kırmış kıran kişi. Şifreler falan değil de asıl orada e-posta adresleri, işte IP'ler. Böylece senin yerin falan da belli olabiliyor kullandığın IP bilindiği için. Eğer Facebook'la giriş yaptıysan o erişim tokenları falan. Hepsini ele geçirmiş oluyorlar. 1.6 milyon kişi. Hani bildiğimiz bir şey aslında ama işte bu forumlarda vesairede yani farklı şifre vermenin önemini anlamış oluyorsun böylece. Ve yani yönetici tarafında da güncel tutmanın önemi. Tabii ki, tabii ki. Amerika'da Volkswagen skandalı ile ilgili yeni gelişmeler var. Biraz daha büyütüyorlar çapı ve Volkswagen'i bayağı bir zor durumda bırakıyorlar. Mesela yöneticilerin hani ilk başta ya bizim haberimiz yok işte teknisyenler falan yaptı diyor. Yok yöneticilerin de haberi olduğunu iddia ediyor. Ya işin para firma olarak para cezaları kısmından sonra bir de buna onay veren, bu işi yapan işte mühendisler, yöneticiler vesaireler de var. Amerika onların da peşini bırakmıyor. Kimler yaptıysa bu iş hani görebildiğim kadarıyla 2016'dan beri sen bu kararı 2006. Verildi şey 2006'dan beri kararın verildiği ana kadar takip edip işte bütün tepe yöneticileri, yönetim kurulundaki insanlar, işte bu işi yapan o zamanki projenin başında olan yönetici şeyler, mühendisler falan hepsi hakkında bir dava açılması durumu söz konusu. Yani daha bu hamur çok su kaldırır derler ya, öyle bir durum var. Öyle öyle. Son VHS VCR üreticisi üretimine son veriyor. Aslında Funai Elektrik firmanın adı da biz Sanyo olarak hani bizim pazarlardaki adıyla Sanyo. Hala mı üretiyorlar? Üretiyormuş. Şey? Çok ilginç. Yani. Ve hani az buzla satmıyorlarmış aslında bakarsan. Hani öyle 5-6 tane satıyoruz durumu değil. Hani 750 bin evet, satıyorlarmış. Ama şey zorlaşmış artık. O videoları yapmayı gerektiren parçaları bile bulmakta zorlanmaya başlamışlar. Ekipman bulamıyor. Evet. Ve hani ufak ufak zaten azala bitecekken bak, az da değilmiş diyorsun. En iyi sattıkları zamanda 15 milyon satışı varken ya. Şimdi 750 bin. Hakikaten az değil. Değil yani işte. 40 senelik bir ürün için. Değil mi? Değil değil. Ya adamın arşivi olan insanlar var. VHS arşivi. Ve adam şey diyor. Ya ben diyor Blu-ray'ini alıyorum ama diyor o Blu-ray o kadar temiz ki diyor. Hani ya şeyi fark ediyorsun diyor. Özellikle eski video filmlerdeki kusurlar çok göze batıyor. Çünkü fark ediyorsun. Evet. Halbuki o şeyin kaset onu da birazcık saklıyordu. Kasettendir deyip geçiyordu. Ya hakikaten şimdi tabii artık arşivler hard disklerde tutuluyor ama evet. Gerçekten de böyle bütün duvarları video kaset olan kişiler tanıyorum ben de. Hani öyle bir arşiv kurmuş zamanda insanlar var. Onların bir kısmının o filmlerin bazılarının hala dijitali yok. Evet yok. Hani Blu-ray'i falan yok. Kasette olmak zorunda. Tabii. Yerli filmler mesela çoğunun dijitali yok. Bir de hani o arşivi dijitale çevirmek falan
ne zaman ne maliyet of, of. Hiçbir şekilde kurtarmıyor. Biz de galiba Kültür Bakanlığı öyle bir proje başlatmıştı. Yerli filmleri dijitale geçirecek. Bazıları işte şey yapıldı. HD remaster yapıldı. Remaster yapıldı. Bazılarını gördüm ben galiba çarşı pazarda, televizyonda da. Televizyonda da gördüm. Kemal Sunal filmlerini falan birkaçı temizlendi. Evet. Ama tabii bu iş hiçbir film kısa sürede yapılmıyor ve yok, o kadar yok. Çok film var ki. Çok. Bazıları şey hani televizyonda falan seyrediyorsun da o filmin aslı nerede belli değil. Yok. Ya da şey olmuş, çürümüş, gitmiş. Evet. Elde düzgün bir kopyası yok falan filan. Geçen şeyi buldular, onu sevindiler Levent abi. Bu dünyayı kurtaran adamın adam vardı ya bizim Cüneyt Arkın. Onun yabancı adamlar bir şekilde şeyini buldular. Filmini buldular. Tamam. Ve hani nasıl seviniyorlar şimdi nihayet işte bundan güzel kaliteli dijital versiyon yapacağız diye. Yapsınlar da o devamlı Turkish Star Wars diyorlar. Ona sinir oluyorum ben. Zaten öyle takma adı. Değil tabii. Hani değil. Onlar orada Star Wars'tan çalıntı bir iki sahne var diye. Tabii sahne ve müzikler. Konuşulanı falan anlasalar daha da uçacaklar ama tabii onu anlamadıkları için onlar ona takılıp Turkish Star Wars. Ya kardeşim başka filmlerden de sahneler var. Artı alakası yok Star Wars'la. Bin kat daha fantastik bir olay. Bir şey. O da Blu-ray'i çıkar şimdi herhalde. Herhalde. Gerçi onun bir hala bir telif hakkı, stüdyosu falan var mı? Abi film gitmiş artık elinden. Hani. Ben DVD'sini almıştım. Evde duruyor. Ya ama işte, hani kim üretmiş, nedir, ne, bilmiyorum. Bir de şeyi soracağım ben. Bu 750 bin şu anda alan adamlar ne yapacaklar bir dahaki sene? Ya ellerindeki cihazlara iyi bakacaklar. Bir de şu var. Tabii. Üretimi kesilmesi demek piyasada bulunamıyor anlamına gelmiyor sonuçta. Tabii. Ama işte stoklar bitecek. En o kadar hızlı bitmeyecektir. Yani bir de şey var. Bulursun şimdi. Daha bir bulursun, süre bulursun. Daha. Bir de mekanik olarak hani çok büyük arızalar çıkardığını zannetmiyorum. Yani içindeki onları mesela lastikleri çürüyor en hani klasik hatasıyla. Bir süre daha tamir edilir onlar. Hurdasını bulursun. Yedek parçasını bulursun. Ben beta istiyorum bir tane mesela. Beta eskici tezgahlarına bakacaksın. Beta'nın kaset üretimi bak daha önce bitmiş. Tabii o daha önce tabii. bitti. Ya ben yani elinde olan varsa sağlam beta bir video isterim. Bende de çünkü benim kendi kasetlerim var. O bakacağım içlerinde neler var diye. Facebook Messenger 1 milyar aktif kullanıcı sınırını aşmış. Çok büyük bir sayı. Çok büyük ama daha da önemlisi iki tane geçen böyle mesajlaşma uygulaması var. İkisi de Facebook'un. Biri evet, WhatsApp, bütün biri dünyanın Messenger. İletişimi Facebook'tan gerçekleşiyor. Bu rakamlara ulaşabilen başka yok şu anda. Aylık aktif kullanıcı. İnanılmaz. Ve çok hızlı büyümüş. Yani geçen 2016 yılında neredeyse her ay 100 milyon ek kullanıcı koyarak gitmiş üstüne. Çok. Evet. Facebook tabii bunun farkında. Mesela internetin ulaşmadığı yerlere nasıl internet götürebiliriz projeleri yapıyor bir yandan. Bu hafta içinde mesela o havada uçacak planör uçağın denemesini yaptılar. Planör demem yanlış oldu da işte insansız hava aracının. Çok uzun süre havada kalıp internetin olmadığı yerlere internet yaymayı falan gibi şeyler düşünüyorlar. Sırf bu sayıları arttırabilmek için. Evet. Yani o 1 milyarı nasıl 2 milyar yaparız derdindeler. Apple'ın biliyorsunuz bir araba işine girme dedikoduları hep vardır. 2000 içinde 2021 yılına kaldığı iddia ediliyor. Ya, The Information diye bir yerde rapor yayınlanmış. Hep 2020 yılı söyleniyordu. Ama oradaki uzman 2021'e kaldığını iddia etmiş. Yani 2020 deyip 2030'a kalsa haber olurdu da hani bir yıl hiçbir şey ya değil. Benim ilgimi çeken şey şu, bu kadar net nasıl söyleyebiliyorlar? Ha evet o da var. Yani neye dayanarak? Şimdi hiç kimse mesela şeyi itiraz etmiyor artık. Apple'ın bir araba işinin peşinde olduğu artık herkesin ortak kabul gördüğü bir şey. Kimse itiraz etmiyor. Zamanı önemli. Ve bunun tam elektrikli bir araç olacağı ve otonom olacağı söyleniyor. Kendi kendine olsunlar. Gidecek yani. Bakalım. NASA'dan Curiosity'ye atış serbest talimatı verilmiş. Ne bu Hamdi? Curiosity'nin üzerinde lazer var Murat. sağa sola ateş ediyor şu ana kadar. Binlerce kez yaptı bunu. Çıkan buhardan işte incelediği kayanın içeriğini bir şekilde ölçüyorlar. İşte bilimsel testler yapıyorlar üzerinde. Ama bunu yapmak için alet duruyordu. Curiosity duruyor. İşte nişan alıyor.
dünyadan bilgi geliyor, ateşliyor. Arada biliyorsun yarım saatlik falan bir zaman var. Bazen konumlar uygun olmuyor, ertesi güne kalıyor vesaire falan. Veya yoldayken durması gerekiyor bir yerden bir yere giderken. Şimdi bir uygulama yüklemişler Curiosity'nin üzerine. Kendi kendine hangi taşları incelemesi gerektiğini tahmin edip beğendiği taşlara ateş edebilecek. Güzel. Ölçümleri dünyaya uygun olduğu zaman gönderecek. Hiç dünyadan tabii bunlar kontrol edilmeden, hani bir komut verilmeden. Gene tabii dünyadan sen manuel olarak da istediğin taşlara yoğunlaşabilirsin de bayağı zaman kazandıracak diyorlar. Şu Evet. ana kadar 350 bin kere falan yapılmış bu Oh. işlem bu arada yani hani. Curiosity'nin yanına yaklaşmayın bu aralar diyelim o zaman. Evet. Lent abi bu hafta Windows Phone'dan gidenler köşemizin konu. Amazon ve Skype galiba ne Bu diyorsun? hafta da şaşırtmadı. Yine bir şeyler eksildi. Yeni bir özellik geleceğine. Biri Amazon'un uygulaması çok şey değil hani çok bir sarsıntı yaratmayacaktır ama diğeri Windows Phone, Windows Mobile 8'lerden ya da işte Windows Phone 8 diyelim telefonlardan Skype desteği kesiliyor. Bu daha önce olduğu gibi tabii ki bu uygulamalar hani senin telefonda yüklüyse bir gecede yok olmuyor. Uygulama mağazasından kalkıyor ve güncellenmiyor. Şimdi Skype'da da aynı durum geçerli ama tabii ki bu Skype'ın kendi içindeki iletişim protokolü falan yenilendikçe bir süre sonra kullanamaz hale geleceksin. Tabii. Şimdi bazı telefonlara da Windows 10 Mobile gelmedi. Doğru. 8'de kaldılar. Skype de çok önemli. Çok Microsoft'un önemli hani abi. Ya bir de yani. çocuğu kendisi doğurmadı ama hani Microsoft'un artık şeyinde kanatları altında. Her ürüne Xbox'a kadar Skype'ı Microsoft Tabii yüklemeye tabii. çalışıyor. Yine kendi ürününden Vazgeçti. kendi şey gitti. Skype'ı gitti. İyice saçmalığa dönüştü. Evet. Dönüştü bu iş. Öyle. Ya artık zaten bu saatten sonra biz de eğlenmek için bu haberleri yapıyoruz. Yani Evet. Windows Phone falan insanların gündeminden çoktan Tabii. düştü gitti. Bir seçenek, üçüncü seçenek falan diye seviniyorduk. Öyle dillendiriyorduk. Yok Öyle bir artık. şey falan artık kalmadı. Tabii. Sadece hani ben daha ne kadar düşecekler onu merak ettiğim için takip ediyorum bu haberleri. En son da abi Microsoft'tan kapı çalacak bir adam gelecek senden telefonu Telefonu elinden alacak. alacak herhalde. Başka telefon verecek, şey verecek. Nokia 3110 verecek. Zaten bu özellikler gide gide telefon gittikçe ona Gittikçe öyle dönüşüyor. oluyor. Şeyi ekrandan rengi kaldırsınlar, siyah beyaz siyah beyaz olsun. Yani gelinecek nokta yavaş yavaş o. Oyun dünyasına geçiyorum. No Man's Sky çıkar çıkmaz bir patent davası ile Çıkmadan. karşılaşabilir. Yani evet. Az kaldı ama değil Az mi? kaldı 9 Ağustos tarihte. Zaten Sky kelimesinden ötürü Bir o ha bir İngiltere'deki Sky firmasıyla yıllardır didişiyorlarmış. onu kazanmışlardı ama bu daha ciddi bir durum. Şimdi bir firma da bu No Man's Sky oyununda bütün evrende geziyorsun, işte galakside geziyorsun. İşte neredeyse ne bileyim sonsuz gezegen var. Tabii bu kadar gezegenin de verilerini diskte saklayamayacağına göre bunlar matematiksel olarak oluşturuluyor. Herkese farklı bir şeyler. Bir de yani herkes farklı bir uzayda çünkü dolaşacak şey yapacak anladığım kadarıyla. Bu gezegenler matematiksel parametrelerle oluşturuluyor. Bunun da bir formülü varmış. Adamlar da zaten geçmişte röportajlarında falan bu formülü kullandıklarını kendileri için çok önemli olduğunu falan belirtmişler. Ama o formülün de bir sahibi varmış. Evet. Bir firmaya aitmiş. Firma saldırgan bir Değil. şekilde yaklaşmamış. Şey demiş sadece hani Masaya oturulacak. ya bizim hakikaten bizim formülü kullandılarsa bir konuşmamız gerekir demiş. Ama öyle hani yıkarız ederiz türü bir yaklaşım hemen saldırgan bir yaklaşım Ya da sergilememişler. oyunun çıkışını engelleriz falan diye bir şey yok. Çıkacak Evet, oyun. evet. Ama hani bizim formülü kullandılarsa bir görüşmemiz gerekir şeklinde firma Evet. yorum yapmış. Çünkü adamlar şöyle bakıyorlar olaya ben anladığım kadarıyla. Bu formül aslında başka şeylere de yarıyor. Yani Tabii. sadece oyun dünyası için değil. Tabii. Adamlar bunu biraz da onun reklamı olarak anladığım kadarıyla görecekler. Bu oyunla çok ses getirdi bu. Evet. Bu formül ya yani bu oyun tuttuğu zaman adamlara başka pazarlar da açılacak ama bu oyun da çok tutarsa anladığım kadarıyla bir pay isteyecekler. Öyle yani bir şeyler dönüyor. Tabii bu formül dediğimiz de hani x artı y kare eşittir bilmem kaç gibi bir şey değil. Bu bayağı bir Tabii.
bir gezegeni oluşturan bir şey. Evet. Hani artık algoritma diyelim. Algoritma. Güneşe uzaklığından falan herhalde başlayıp, güneşinin renginden, sıcaklığından başlayıp gezegenin çapı falan filan o gidiyor demek ki. İşte No Man's Sky da böyle sana gezegenler oluşturuyor. Ziyaret ediyorsun. O gezegeni ilk sen keşfetmiş oluyorsun. İsim koyuyorsun. Falan. Zaten hani onun oyun olarak nasıl bir oyun, hani ne mücadele olacak içinde, ne zorluk olacak bilmiyorum. Bu daha çok araştırma. Star Trek'in uzun orijinal dizisinde yaptığı gibi evreni araştırıyorlar. Devamlı yeni bir şeyler çıkıyor karşılarına. Evet. Bu da onun gibi bir şey. Öteki oyun neydi ya Levent abi? Onu hep adını unutuyorum. Hangi şu oyun? Bunun yine böyle... No Man's Sky mı? Bazı yayınlarda da No Man's Sky, No Man's Sky diye yazmışlar. Ya şey... O başka oyun değil. Evet. Elit mi? Elit. O bir yerden hani bir yandan tabii da onu millet oynuyor şu anda deli İşte gibi. İşte bu burada... Hani burada elitte biliyorsun ticaret yaparsın gezegenler arasında. Orada da yine böyle matematik kullanılarak gezegenler oluşturuluyor ama burada grafik olarak gezegene iniyorsun, uçuyorsun ve yaşam var. Her gezegenin kendi hayvanları, kendi canlıları var. Tabii elitte biliyorsun gezegenler bir Excel tablosuydu aslında. Hani iniyordun. Şey mi, mal mı alacaksın? Mal mı satacaksın? Buydu. Ama mantık aynı. Evet. Matematik olarak oluşturuluyor. Bir de sana şey şansı verecekler. Bir yeri keşfettiğin zaman başkası keşfetmediyse oranın adını sen koyacaksın. Adını sen koyacaksın. Evet. Ya merakla beklenen oyunlardan birisi. İnşallah hayal kırıklığı İnşallah. Olmaz. İnşallah. Çok büyük çünkü şeyler, evet. Beklentiler. Rocket League geliştiricisinden ilginç bir açıklama var. Xbox, PS4 birlikte oynama olanağını birkaç saatte ekleriz diyor. Öyle, bunu da biz geçmişte de bu konuları konuştuğumuz için ekledim. Öyle bir röportajda şey demişler, biz demişler Microsoft tamam dedi. Sony'den olur bekliyoruz. Eğer oluru gelirse biz bir gün, bir iş günü içinde ve hatta birkaç saat içinde hani Xbox'la PlayStation'ın karşılıklı oynamasını hallederiz diyor adam. Ya buna da hayır demenin hiçbir anlamı yok yani. Bunu okey'i versinler gitsin. İşte acaba şey ne? Acaba nedeni ne? Yani evet. Şimdi bu aynı açıklamayı böyle yarım saat falan iddiasında bulunmadan geçtiğimiz şeylerde Destiny'nin yapımcısı Bungie de yaptı. Biz dedi hani PlayStation, Xbox birlikte oynarlar ama üreticilerin okey demesi lazım. Bizim karar verebileceğimiz bir şey değil. Doğru. Demişlerdi. Bakalım hani şimdi ufaktan oradaki sınırlar zorlanıyor. Street Fighter 5 değil mi güncel olan? 5'ti evet. Orada PC ile PlayStation 4 oynayabiliyor. Hı-hı. Karşılıklı. Microsoft zaten işte önümüzdeki aylarda o konuda sınırı kırıp atacağını evet duyurdu. Ama farklı platformların karşılaşması daha çok istenen bir şey. Bakalım. Herhalde kırılacak o. Herhalde. Evet. Bakayım maddelerim bitmiş. Başka bir şey diyor musunuz? Valla ne diyelim Murat. Öyle bir fantastik ülkede yaşıyoruz ki. Haftaya ne olacağımız evet belli değil. Şimdi geçen hafta şu saatlerde ne durumdaydık? Ya. Şimdi yaşadığımız realite ne durumda? Geçen hafta şu saatlerde bunlar olacak dese inanır mıydınız? İnanmazsın. İnanmazsın. Şaka mı yapıyorsun? İşte o yüzden hani artık şey diyemiyorsun ki, haftaya görüşmek üzere diyemiyorsun. Haftaya çok bambaşka bir halde olabilirsin. Tabii. Şeyi hatırlatalım bu arada. Şu Windows 10'a güncellemenin son haftası. Evet. Onu hatırlatalım. İyi söyledin. Hala yapmamış olanlar varsa. 29 Temmuz galiba son gün. Yani bir hafta var. Artık elinizdeki 7 ya da 8 lisanslarını 10'a geçirmek niyetindeyseniz artık yapın. Yapın evet. Şöyle bir ekip ucu verebiliriz. Yani bunu nasıl yapacaksınız? Windows 7'li ya da 8'li bilgisayarınızın içinden yapabilirsiniz o Microsoft'un aracıyla. Ya da güncel bir Windows 10 dosyası, ISO dosyası elinizdeyse o artık güncel sürüm kurulurken Windows 7-8 lisansını anahtar olarak girdiğinde kabul ediyor. Hmm.
Ama o geçen sene işte ilk çıkanlarda yok bu. Evet. Bu daha sonra bu 15-11 mi? Güncellenmiş olan ISO'larda bu var. Öyle bir şey bulup da kurulumu öyle yaparsanız, elinizdeki 8'in anahtarını girerseniz o şekilde de güncellemenizi yapmış olursunuz. 8'inizi ona güncellemiş olursunuz. Evet. Peki o zaman önümüzdeki hafta görüşmek üzere inşallah diyoruz. Evet, görüşmeyi umalım. Görüşmek üzere. Tailwords sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesini dinlediniz.